cevapları aradı mı zaydeler yarışıyoruz. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz mancarlar ve siz çilekler, hepiniz hoş geldiniz. Mancar, 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 İtalyan'ın bu akşam mancar yapan konuklarım var. Suat ya, Suat, ben seni gördüm göreli. Ortaya karışık bir, mesela Faruk Peker, Tamer Karadağlı. Aa evet. Şimdi Faruk Peker hatırladın mı? Evet. Kenan Kalaf. George Clooney. Ben çıtayı yükselteyim. Ay bir şey, George Clooney'e mi benzetiyorlar seni? Çok es. George Clooney'i çok sevdim, o beni sevmedi. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten de benziyor. Çok acayip. Suat, eşin burada mı? Ebru. Merhaba Ebru. Ay bir şey, nasıl yakışıklı, nasıl yakışıklı, nasıl yakışıklı bir adam. Yani gerçekten maşallah. Hakikaten ya, çok acayip. Oyunculuk mu yapıyorsun Suat? Hayır. Kuyumcu? Hayır. Dur bakayım. Beyaz eşya servisi? Hayır. Mühendissin sen abi? Hayır. Öğretmen? Olabilirdim. Ne abi? Çok merak ettim. Şu anda işte çalışmıyorum. Hacettepe Üniversitesi 2'den terk. Fizik öğretmenliği. Aa, bu kadar olur bak. En sonunda bulmuşum aslında. Olacakmış, o da olmamış. Şey, ben nasıl bulacağım? Sen ne yapıyorsun? Hiçbir iş yapmıyorum şu anda. Yarışmalara katılıyor. Yaşıyorsun bu hayatı Suat. Yaşıyorsun bu hayatı. Oo. Nasıl, gerçekten mi? Gerçekten hayatı yaşıyorum. Hani ama çalışıyordun mu? Çalışıyordum. Ne yapıyordun? Değişik değişik işler. Ticaret diyelim. Aa okey, ticaret. Adam dublör falan mı acaba dedim. Onu mu söylemiyor başka? Gidiyormuş değil mi? George Clooney'nin dublörü var bu akşam aramızda. Çok güzel. Mancar ne demek? Bizim Zonguldak yöresine özgü bir sizin yemek. Sizin Zonguldak. Tabii bizim Zonguldak. Zonguldak bizimdir. Ne? Yemek. Lahana. Evet. Lahana, bizim orada mancar diyorlar. Evet. Mancar. Hı hı. Çok güzel, mancarlar. Efendim bu akşam şöyle bir şey var. Galiba karılar ve kocalar mı? Kardeşler. Ama yani günün sonunda böyle aile. Evet. Ay çok güzel Ebru. Çok yakışıklı kocam var. Tekrar söyleyeyim maşallah. Dur ben bulayım şimdi. Betül. Ha bir dakika. Ay çok eğlenceli. Bu da benim biliyorsun. Aileler yarışıyor. Asuman yarışıyor işte, öyle bir şey. Ben bulacağım, çözeceğim o işi. Dur çözeceğim birazdan. Çilek, siz niye çileksiniz? Bizim Zonguldak'ın. Bizim Zonguldak'ın evet. Çileği de meşhur. Ha öyle mi? Evet, Osmanlı çileği meşhur. Evet. Osmanlı çileği beyaz oluyor. Hafif beyazımsı, pembe, tam kırmızı küçük, değil. Değil mi? Evet. Ay ama çok lezzetli. Evet. Çok. Ve festivallerimiz. Tamamen duygusal, ben sürekli elim alıyorum. Tamamen duygusal çilek, çok güzel, gerçekten çok lezzetli. Duygu, senin karşıda kocan var mı şimdi? Var. Dur bir dakika. Kenan mı? Evet. Çok güzel. Ebru Bey, senin karşıda kocan var mı? Abim var. Aa bir dakika. Abi Suat. Değil, Kaan mı? Ya tamam, Okan mı? Aa Emre senin abin. Senin abin kim? Abi. En yakışıklısı. Dedim. benim gözümde en yakışıklısı. Ha, ay çok özür dilerim. Evet, gördüğünüz gibi aileler Asuman'ı zora sokuyor ve devam ediyorlar. Gelin görümceyiz. Evet. Bir dakika tamam, en yakışıklısı benim. Hayır, ha, çünkü Suat'a dedim, Suat zaten böyle yaptı. Senin gözünde en... Tamam, Okan yaş olarak olmaz abi. Kaan ya da Kenan o zaman. Ha bir dakika, gelin görümceyiz. Tamam. Hakikaten çok yakışıklı kocam var Duygu. Teşekkür ederim. Gerçekten Ebru. Betül de... söyle. Kardeşim var. Efe. Bravo. Efe senin kardeşin. Suna. Ben yalnız katıldım. Arkadaşlarımın, eşleri, kuzenleri. Senin ne bir kocan var, ne bir kardeşin var, ne bir gelinin var, ne bir görümce. Var mı normal? Ha eşin var ama burada. Eşim var. Burada mı? Burada. Karanlığa saklanmış o. Sana da, seni bulacağım, sana geleceğim. Çok güzel. Buradaki bağın nedir? Buradaki kuzen? Bağım, hayır, dernekten arkadaşlarım. Aa, dernek, evet. Dernek.
Çok güzel, yine bir derneğimizin çalışkan kadınları, gönüllü kadınları var. Gönüllü kadınları. Birazdan geleceğim o konuya. Ebru'nun da çok yakışıklı kocası var. Kendisi ama yakışıklı kocasından çok çok daha güzel, bu arada söyleyeyim. Evet. Teşekkür Ebru'cum, ederim. Sen kimin nesi oluyorsun? Bir var mı aklın? Dernekten. Dernekten, hep beraber. Tamam. Benim çok bir güzel de kardeşim var. Kaan. Evet. Okan hık demiş burnundan. Aynen. Bunu artık bilmeyecek ne var? Okan da kuzenimiz oluyor. Ben görümcedim. Hakikaten evet. Ya. O kadar orada duruyor. Ay evet, bütün aile bağlarını da öğrendikten sonra bak ben Okan'ı nasıl atladım ya, böyle bir şey. Hakikaten Okan orada niye duruyor acaba diye hiç sormadım bile kendi kendime. Kimin nesi olur? Okan'cığım birazdan konuşacağız. Efendim, günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. Ay Zonguldak ya, Zonguldak. Efendim, sürprizli bir cevabımız var Ebru. İyi dinle be. Tam 1 lira değerinde. Ben mi geliyorum? Bilmiyorum ki, sana söyledim hakikaten, ilk defa da böyle söylüyorum, sana çıkacakmış gibi. Sürprizi bir cevabımız var, tam 1000 lira değerinde. Alkış kıyamet, wow. Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Ve Zonguldak meğerse 10.000 lirayı bekliyormuş. 1000 liraya tepki göstermedi. 10.000 lira da coştular. İnanır mısın? Suat bile ses çıktı. Zonguldak için yarışma vakti ve başlıyoruz. Duygu ile Kenan geliyor. Duygu ile Kenan. Öyle bir söyledim ki Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı. Duygu Hanım. Evet. Hazırsanız karı koca. Wow! İddialı mısınız Duygu Hanım? Çok iddialıyız. Siz? Asuman Hanımcığım, biz o kadar iddialı gelmedik. Baskıyla buraya kadar geldik. Ama yenilirlerse madar bir şekilde Zonguldak'a kadar gidecekler. Biz yenilirsek biz madar olmaya zaten hazırız şimdiden. Ha öyle mi? Tabii. Madem niye? Ya bizim herhangi bir iddiamız yok. Evet. Ama yeneceğimizden de emin olduğumuz için şu anda onlara sesimizi çıkarmıyoruz. Göreceğiz. Güzel. Göreceğiz. Tamam, tam aradığım tatlar. O zaman 10 puanlık sorunuz geliyor Kenan. Dünyanın en güzel hislerinden birini söyleyin. Duygu. Sevgi. Sevgi. Duygu, dünyanın en güzel bu hissini ne zamandan beri yaşıyorsunuz Kenan'la? 13 senedir. Oo, maşallah. Evet. Abi. Kenan, sana göre dünyanın en güzel hissi ne? Karşımda duruyor. Ya. Wow! Ay çok güzelmiş. Hakikaten çok memnun. Ay duygu, sevgi, bütün benim hatlar karıştı ya. Harikasınız maşallah. Allah bize çoluk çocuk. Var, iki tane çocuğumuz var. Güneş ve Kemal. Güneş ve Kemal, evet. Buradalar mı? Burada değiller. Ha, oradakiler değil, evet. Orada. Değil. Sürekli orada çünkü izleyicilerimiz var, oradan ayıklamam biraz şey oluyor. Güneş, Kemal büyük mü? Güneş Kemal, büyük. Güneş, güneş. Büyük. Evet. Güneş, Kemal, çok güzel. Selam ederim onlara. O zaman 10 puan senindir Duygu. Teşekkür ederim. Görüşürüz Kenan. Görüşürüz. Madara olmaya adım adım ilerler. Okan, Okan ve Ebru Bey geliyor. Ne haber Okan? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ya ne tatlı, ne yapacaksın be? Önce bir el mi vereyim, sonra böyle yaptı. Ay, seveceğim sandı, şöyle yaptı. Okan ne haber? İyi misin Okan? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. Senin... Biz biraz... kuzeniz, teyzemizin oğlu. Yeter be! Ha, sen kuzen... Ablan da yok muydu burada? Yok. Ha, ablan... Ha, şeyle karıştırma. Aman, hepsi karıştı. Kuzen, teyze oğlu mu? Evet, teyzemin oğlu. Teyze oğlu. Çok güzel. Ebru Bey, bir Ebru... Ha, orada bir Ebru'muz daha var. Sen ne yapıyorsun Okan? Ben çalışıyorum. Ha güzel. Evet. Suat abinin aksine? Yok. Çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Özel bir firmada satış temsilcisi. Ne satış üzerine yani? Mekanik perde üretiyoruz biz. Mekanik perde? Evet. İstanbul'da mı? Ha yok, Zonguldak'tasın. Yok, İstanbul'dayım. İstanbul'da. Ha sen İstanbul'da ben mısın? Ben İstanbul'dayım, evet. Mekanik perde dedin evet. Değil mi? Evet. Aa, senin perdelerin var mı? Tabii ki de. Nasıl? Neyi perdeliyorsun? Her şeyi perdeleyebilirim.
Perdelemeyeceğim hiçbir şey yok. Öyle mi? Evet. Peki Okan, kaldır perdelerini. Butona hazır ol. Eller arkada, 10 puanlık sorumuz geliyor. Kahve içmek isteyeceğiniz ünlü birini söyleyin. Ebru. Asuman Hanım. Ay ne bileyim, etkimin altında kaldın ya. Ben tamam. Asuman Hanım var mı? Asuman Hanım ne tatlı. Asuman Dabak mı? Siz? Ha ben. Aa, Asuman Krause. Var mı? Ya. Skandal. İstersen bu soruyu da atabilirim. Bu cevap. Bu soruyu kim hazırladı? Bu olmadı. Ekiple... Bu soru kimin? Bünyamin senin mi? Hiç sevmedim. Sana ait değil mi? Yapımcının mı? Kimi? Özgür'ün mü? Ha tamam, o zaman olur. Ha, çok güzel soruymuş. Anında dönen. Ay. Ay sıcak bastı Okan. Evet. Kahve içmek isteyeceğin ünlü birini söyle. Serdar Ortaç. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok mu seviyorsun? Evet. Bir şey, hakikaten çok seviyorlar. Bizim Serhat da var, sesçi. Sesçi çocuk. O da seviyor. Mesela ne konuşurdun Serdar'la? Sohbet muhabbet ne olurdu yani? Baharatlar, bilmem, karabiberler, zeytinler falan filan nasıl? Hangi yörenin zeytini güzeldir? Ya tabii ki de konuş, bir fikir alışverişi olur. Hayatla ilgili. Hayatla fikir alışverişi. Hayır, hayatla ilgili bir şeyler öğrenmek isterdim. Serdar'la hangi fikir alışverişi? Serdar abi, senin perdeler mekanik mi? Evet. Tül mü? Daha çok ticaret yönü. Manuel mi? Yok gerçekten, mesela Serdar şimdi gelse ilk sormak istediğin şey ne olurdu? Ya, tecrübelerinden, yaşadığı hayattan. Sahne mi alıyorsun sen? Efendim? Sahne yok, mi alıyorsun? Yok, hayır. Senin ne tecrübelerin, hangi tecrübe? Hayat fikir tecrübe olsun, evet hayat tecrübe. Ha fikir olsun, ha güzel. Serdar, öpüyorum seni. Bakalım Serdar Ortaç, Ortaç var mı? Çok tatlı hakikaten de, her şeyden sohbet muhabbet edebilirsin. Kimdir? Betülcüm seni? Benim. Kahve içmek siz olurdunuz ya. Ama yok, çıkmadı ama işte. O zaman... Demet Akol. Ama ne var Betül ya? Demet Akol olmaz ya. Ha? Bülent Ersoy olsun. Evet ya, Bülent Ersoy olsun. Bülent Ersoy. Bülent, evet. Bülent Hanım bizi her akşam izliyor. Bülent Hanımcığım, size sevgilerimizi, saygılarımızı, öpücüklerimizi, kucak dolu sevgilerimizi yollarız. Betülcüm, ne sormak isterdin Bülent Hanım'a ilk oturdun kahve içmeye? Ne sormak isterdim? Aşk hayatını öğrenmek isterdim. Evet. Sana ne evladım? Bu seni hiç ilgilendirmez evladım. Ay evet. Evet. Hep evet. Magazin, hep magazin evet. Gördüğünüz gibi. Ama niye demiyorsunuz canım? Kahve içmek isteyeceğim ölüm Kenan İmirza, o Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Yılan, Oktay Kaynarca, Büşra, değil mi Oktay Kaynarca? Oktay'cığım, bizim Büşra sana yanık, 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 bildiğin yanık. Aa ne dedim ben, sesi, sesi söyledim bunu. Aa, bakalım kimmiş o ünlü? Evet. Tarkan tabii. Yani. Ay, Tarkan'la da ne sohbet muhabbet. Efendim 10 puan bende kaldı ama hoş sohbetimiz oldu Okan'cığım. Perdelerini indi kaldı. Kaan ve Betül geliyor. On puanlık sorunuz geliyor. Geçen bir şey söyleyin. Betül. Zaman. Zaman sadece birazcık zaman. Var mı? Zaman. Bravo. Şey bile var. Kaan. Efendim. Kaan değil mi? Evet. Öyle bir geçer zaman ki evet. Gibi. Ya, o, evet, doğru. Oradan. Öyle oldu. Efe. Efendim. Sen yarışma izin var mı? Var. Ebeveynlerin yanında mı? Ben. Fikri. Kapat ışıkları falan, kapat. Gidiyoruz. Kapatıyoruz. Bugün erken. Bir şey söyleyeceğim. Birinin kardeşi değil miydin sen? Betül'ün kardeşi. Benim. Ha pardon. Ebeveynin yanında mı diyor? Evet diyeyim. Ben de oğlu anladım. Niye canım? Ay inanamadım. Betül'e bakıyorum çünkü Betül o annesi olamayacak kadar genç. Suna ve Efe geliyor.
Merhaba. Merhaba. Ay gerçekten. Yine mi Yusufçuk? Yusufçuk, bu Yusufçuk, evet. Ay ne kadar çok Yusufçuk görüyorum. 13 yıldır ben de. Sen de mi? Evet. Biraz fazla kalmış sende, onu bana verme biraz da ben. Çok güzel. Efe'cim sen de galiba rapçi gençlik. Yok ben. Rap müziği seviyor musun? Severim. En çok hangisini seviyorsun? Kendim yaptıklarım. Biliyordum, biliyor musun? Diyecektim, sende var mı? Söylüyor musun? Var mı? Var da çıkmadı, yapmadım da. Var da çıkmaz mı? Yani sözlerini yazıyorum öyle. Tamam işte yapsana bize. Şey, yaptım çok. Olmaz ya burada. Olmaz mı? Olmaz. Olur be. Abla, ay abla söyle bir şey. Abla sen bir şey söyle. Efe bir şey. Ne Birazdan olur mu? Olur belki. Çok hazırlıksız yakalandın değil evet. mi? Tamam okey. Rap. Kendin mi yazdın? Rapçi. Efendim Suna. Sendeyiz cevabı. Çok merak etmekteyiz. Sorusunu bilmediğimiz cevabı gerçekten merak ediyoruz. Evet Suna. Hayır bazen böyle yapıyorsunuz ya. Ben... Evet cevabını alayım. Rap grubu. Rap ceza. Grubu. Ha ceza. Rap sor. Ay ne tatlısın Suna. Daha dur daha 10 puanlık sorunuz gelsin bir. 10 puanlık sorunuz geliyor. Bir şey söyleyeceğim hakikaten ya Suna. Rap grubu dedi sonra ceza dedi. Ceza tek başına. Olsun amca. Ne? Rap dinlemediğim için bilmiyorum. Ama en azından bak güzel fikri var yani. En azından ceza dedi. Bugün sen kafanda biraz şey yaparsın. Hazırlaş tamam. Birazdan seni hazırlıklı yakalayacağım. Bak uyarmadı deme. 10 puanlık sorunuz geliyor. Geçilen bir şey söyleyin. Efe. Araba. Araba. Suna, geçilen bir şey söyleyin. Turnike. Turnike. Geçilen. Bakalım neymiş? Kaldı. Sen ne oldu sınavlar falan? Anca rap yaz. Anca. Geçemedin değil mi? Geçemedin mi? Okul devam mı? Okul devam mı? Tamam mı? Gördüğünüz gibi Z kuşağı mısın sen? Evet. Z kuşağıyla 10 numara anlaşıyorum. Gördüğünüz gibi. Ne söylüyorsun? Paran hakkın mı? Çok iyi. Hadi. Hadi görüşürüz efendim. Görüşürüz Suna. Ay çok iyi. Suat ve Ebru geliyor. On puanlık sorunuz geliyor. Dünyaları verseler aynı evde Suat? Üzülerek söylüyorum ama insanların hayvan diyebileceğini tahmin ediyorum. Hayvan var mı? Soru ne sence? Yaşamak istemediği bir şey. Bir şey. Soru tam geliyor Ebru. Bu arada sizde var mı evcil hayvan? Şu anda yok. Geliyor soru. Dünyaları verseler aynı evde yaşamam dediğiniz bir yakınınızı söyleyin. Görümce. Ay. Tebrik ederim. Çok net. Sende görümce var mı? Yok. Ha olmadığı için tabii rahat rahat. Görümce var mı? Kesin kayınvalide çıkar. Kayınvalide. Kesin. Kesin kayınvalide. Ay ne istiyorsunuz kayınvalidelerden ben anlamadım yani. Ha diyeceğiniz ki sende yok o yüzden nereden biliyorum. Mesela benim Fikri ben Ankara'ya damat verdim. Kayınvalidesi geliyor gidiyor. Ay nasıl böyle var ya bir koşturuyor kayınvalidesi için. Görseniz gerçekten gözyaşınız pıt olur. Öyle hastasıyım. Bakalım neymiş? Kesin kayınvalide. Dedim sana. Kayınvalide. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Başlangıcı şöyle yaptık. Aileler yarışıyordu bu akşam. Mancarlar 0 puanda. Madar olmaya adım ilerlerken çilekler 20 puanla başladılar.
Ve bakalım ilk etapta karı koca karşılıklı neler yapacaklar? Duygu ve Kenan geliyor. Yüz kişiye sorduk, en popüler altı cevabı arıyoruz. İki kişinin karşılıklı oynayabileceği bir şey söyleyin. Kenan? Oyun havası. Ne? Zonguldak'ın var mı oyun havası? Var. Ne? Kaptaş. Kaptaş mı? Nasıl Duygu? Ben öyle sakın çalmayın. Burada yapsanıza. Ama o çalması lazım. Çalması mı lazım? Ben çalabilirim. Çal Suat. Gel Duygu gel. Gel Kenan. Esir müzik veriyor. Ama bu, veriyor bu, işte. Bu değil ya. Bu değil aslında. O bir oyununu gördün. Nasıl oyunu nasıl? Bu. Benim de kibar yavrum şeker misin? Evet, çoğuyor yanıyorum, göyür göyür yanıyorum. Ay bunu çok sevdim. Bekle baba bekle. Bay Ebru dur, çok pardon. Mikrofon nerede canım? Mikrofon, ben bunu çok sevdim. Yanıyorum cayır cayır diyor değil mi? Aa, bu Ebru, yeni gel. Bu yeni türkü. Tamam Ebru gel. Ne güzel söyledin kız. Teşekkür ederim. Yanıyorum cayır cayır dedi. Sizi yani böyle değil mi? Hadi sen de böyle. Herkes eşlik ediyor. Çok güzel. Bak akapella olmuyor da bu biz şey yapıyoruz işte. Yapıyoruz, çok güzel yapıyoruz. Kendimiz müzik yapıyoruz. Tamam çok güzel. Buyursunlar. Kaptaşın altı bayır, kaptaşın altı bayır yanıyorum. Cayır cayır yanıyorum, cayır cayır. Baba beni evlendir, baba beni evlendir. Hem sevaptır hem hayır, hem sevaptır hem hayır. Burada omuzlar şöyle. Bu detayı es geçmiyoruz. Nasıl? Aynen bu. Burada bağırıyoruz. Bir daha şeyden başla. Baba beni evlendir. Baba beni evlendir. Baba be ne evlendir. Baba be ne evlendir. Hem sevaptır hem hayır. Hem sevaptır hem hayır. Evlatçım. Bu şekilde. Anneler yürü şuradan. Kendin çal. Kendin oyna. Özel bölümün. Herkese iyi akşamlar. Ay bayıldım Ebru ben buna. Ay Esra kaç yıllık arkadaşımsın ya. Bir kere bana şunu öğretmedim ben böyle bir şey. Al Gülşah'cığım. Ay Alper'im sorarsanız akıbeti belli değil. Ay çok güzelmiş yanıyorum cayır cayır. Ay hep o kaldı aklımda. Baba beni evlendir hem sevaptır hem hayır. Hayır. Ben bunu ilk iş hemen bunu ezberliyorum. Bir de bir şey söyleyeyim bizim şey Ankara'ya da çok... Evet, bunda tabii, omuz tabii. Ağırlıklı. Hani yani çok şey oradan bir... Ne güzel ya, bana bunlarla gelin lütfen herkes. Bundan sonra kendi yöresin az. Yalnız bir şey söyleyeceğim, Suat'ın zurnası nasıldı? Suat'ın zurnası... Zurnacı Suat! Çok güzeldi ya. İki kişinin karşılıklı oynayabileceği bir şey söyleyin de dedi, oyun havası dedi. Oyun havası var mı bakalım? Uyun havası en popüler 3'te. Bakalım Duygu, sen daha popülerini bulursan sizinle başlayacağız. Tenis. Ha güzel, tenis var mı? Tenis, masa tenisi. bravo. Kenan'a bak, hırs yaptı görüyor musun? Evet. Demin dedim düşünün. Yenilgiye doğru adım adım gider. Ay çok güzel, çok eğleneceğiz belli bak. Çayları, kahveleri alın. Ben size söyleyeyim bayağı şeyle alın. Gidip gelmeyin sakın mutfağa. Kaçırırsınız. Ben o arada atıveririm kendime. Yanmıyorum. Cayır cayır. Kaçırırsınız ben size söyleyeyim. Ay çok güzelmiş. Evet. Okan. Evet. Sen değil. Langırt. Langırt? Evet. Ha Langırt şu geçen sefer Fikri bana yenildiğin. Değil mi? Yunus'un kendine sürekli gol attığı. Langırt var mıdır görelim. İlk çarpı geldi Kaan. Evet. Bak. Popüler örüyoruz. Popüler. En popüler. Altının peşindeyiz. Tavla. Tavla. Aa, karşılıklı. İki kişi. Tavla. Wow. Bravo. Tavla. Oyun havası. Tenis. Masa tenisi. Efe. Soru şu.
Tamam mı Efe? Tamam. İki kişinin karşılıklı oynayabileceği bir şey söyleyin. Satranç. Wow. Hmm, satranç. Bravo. En popüler 5 ve 6 kaldı. Suat, bir tane çarpınız var. O da Okan'ın langırtından geldi. Sendeyim Suat. İskambil. Kağıt. Kağıt. Kağıt oyunu. İskambil. Pis yedili. Falan onlar var değil mi? Pişirmem ben. Bakalım var mı? İkinci çarpı da geldi. Kümmelenin çilekler. Aynar Bey'im. Kenan. Evet. Sen deyim, iki tane çarpınız var, iki tane açılmamış cevabınız var. Açtırırsan yine de alırsın. Konsol oyunu. Oynuyor musunuz siz? Oynuyorum. Konsol oyunu var mı? Yoksa üçüncü çarpı mı geliyor? Aa. Oo. Ne bileyim ben, hani tavlayı tek başına oynayamazsın. Satranca oyun havası... Gerçi evet, oynamaz kendi başına da oynayabiliyorsun, çok mantıklı. Okan, tek bir tane açılmadık cevap var. O da en popüler 5. Onu açtırırsan bu etap sizindir. Hadi bakalım. İki kişinin karşılıklı oynayabileceği bir şey söyleyin. Saymak ister misin Okan'a? 5, 4, 3, 2, 1. Ebru, iki kişinin karşılıklı oynayabileceği bir şey söyleyin. Kümelenmediniz mi? Kümelendik. Bir şey bulmadınız mı? Bulamadık. Bulamadık. Gerçekten mi? Oyun konsolu aklımıza geldi ama... Bir ilk, aileler yarışıyor da. Hiç başka bir şey yok mu? Şu anda döndüğünde voleybol. De voleybol. Voleybol. Suna? Ben de voleybol diyeceğim ama o çıktı. Aklınıza son anda başka bir şey de... Ne yapıyorsunuz? Aileler yarışıyor da bir ilk. Ne oldu biliyor musunuz? Fikri? Hiç. Zeybek. İlk olduğu için sen de tabii. O an ne oldu? Duygu kopya kimden alıyor biliyor musun? Karşı rakip takımdaki kocasına. Aa. Ne abo? Kenan. O da ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Burada ne karılar, kocalar karşılıklı yarıştılar. Ne kuzenler, ne ananeler, ne dedeler. Kimse kimseye bir... Böyle bak, gözün içine bakıyor Duygu. Kenan. Şey, aynı Efe ile benim anlaşmam gibi. Kopya vermiyor. Oradan bana hareketler yapıyor. Yani kopya vermiyor. Ebru? Bilardo. Tabii o sırada bulmuş olmanız lazım. Anladım bak. Betül'cüğüm sana sormuş muydum? Ben de bilardo diyecektim. Çok mantıklı. Ben de bilardo. Farkındasınız değil mi? Aa! Ebru buradayız bak. Ebru şöyle. İlk Ebru'dan başlarım. B olmayan Ebru. Yeşil ceket Ebru. Böyle gayet... bir şey mi var? karşılıklı ne bulmuştum? Voleybol, Suna voleybol. Birden gür sesler geldi. Bilardo. Ne dedi? Bilardo. Ve umarım. Duygu son karar senin. Tabii ki Bilardo. Valla beni hiç bağlamaz. Karşıdan al kopyayı. Sonuçta rakipsiniz. Doğru cevabı açtırırsa etabınızı almış olurlar bedavadan ya. Kenan'cığım. Bakalım Bilardo var mı? Bilardo dedin değil mi oradan Kenan? Dedin değil mi? Ya. Yeah. Bravo. Ama bak demedi. Hayır. Bilardo'yu ben söyledim. Evet. Gerçekten bana evet. Hareket yapıyordu. Gerçekten bir şey söylemiyordu. Ben Duygucuğum, ne yapayım? Ben ne diyebilirim? Senin kocan. Sen bir şey söyle. Ben diyorum ki adama, Bilardo dedin değil mi dedim. Adam sahiplendi böyle yaptı. Birden buradan itirazlar. Asla duymadık. Hayır, duymadık. Siz duyamazdınız zaten. Duygu onlar. Ona bakıyordu. Bir şeyler bakışlarımız da anlaştık. Anlaştınız da. Hayır, bir şey kopyayı o da vermemiş ki. Ben olmuş zaten. Görüyor musun nasıl sahiplendi birden senin cevabını? Ama Bilardo sayesinde çilekler 109 puanla öndeler. Mancarlarsa hala 0 puandalar. Bakalım Ebru B ve Okan ne yapacaklar?
100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Kapağı olan bir ev eşyası söyleyin. Kapak. Ebru. Buzdolabı. Buzdolabı en popüler 3. Kapağı olan bir şey söyleyin de en popüler 2 ya da en popüleri bulursan sizinle başlayalım. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi daha popüler buzdolabına. Değil. Görüşürüz. Ebru buyursunlar. Sizinle başlıyoruz. Daha popüleri açtıran sırayı kapar. Ebru'cum sen ne iş yapıyorsun? Derneğin dışında? Dernekle şu anda bütün enerjimizi, bütün zamanımızı Alaplı Türk Anneler Derneği'ne ayırdık. Alaturkalılar mı? Alaplı Türk Anneler Derneği. He Alaplı. Ay ben gerçekten hiç duymuyorum, uyduruyorum yani değil. Alaplı Türk Anneler Derneği. Evet. Çok güzel. Ne yapılıyor? Ne yapıyorsunuz bu dernekte? Biz derneğimizde ihtiyaç sahibi ailelerimize, çocuklarımıza destekte bulunuyoruz. Kurucusu kim bu derneğin? Duygu Hanım ve biz hepimiz. Ben Alaplı Şube Başkanıyım. Ama Şube Başkanı, evet, çok güzel. Ama yani şey, derneğimiz Türkiye çapında bir dernek, kurumsal bir dernek. Çok güzel. Biz Alaplı Şubesiyiz. Anladım. Hı-hı. Ama şey, ya bu fikir kimindi? Sizindi ilk mi? Yok. Daha önceki başkanlarımız vardı. Biz yeni yönetimiz. Ha, yeni yönetim. Evet. Çok güzel. Hı-hı. Ay harika. Alaplı. Evet. Alaplı, az önce senin anlattın mı Suat? O Alaplı, evet. Yöresi. Ha, çok güzel. Zonguldak ilçesi. Zonguldak. Alaplı'ya selam olsun, evet, o zaman. Evet. Aa, çok güzel. Sen de Betül oradasın. Evet. Ay böyle maile, evet, ama arkadaşlar, evet, değil mi? Sen, evet, de Ebru. Evet. Hepimiz. Suna, hepiniz, evet, oradasınız. Hepimiz. Ay harika. İyi ki varsınız ya. İyi ki varsınız. Önemli. Çok. Çok güzel. İhtiyaç sahiplerine. Ne varsa aslında, değil mi? Her yere, evet, evet, koşturuyorsunuz, evet, ihtiyaç durumunda. Çok güzel. Efendim şu, buzdolabı, çamaşır makinesi, Betül, kapağı olan bir ev eşyası söyleyin. Dolap. Dolap, çok. Bence düz mantık, en popülerinde çıkar mı acaba? Düz dedim ya, en popüler çıkar dedim, çıkmadı. Suna sendeyim. Kavanoz. Kapağı. Ay en popüleri o tabii ki ya. Kavanoz. Yok ben bugün hiç şey yapamıyorum. Ben en popüler 6 da çıktı. Ebru'cum kapağı olan bir ev eşyası söyle. Tencere. Evet. Aynen şey, tencere kapak. Tencere. Çamaşır makinesi ve kavanoz. Bir tane çarpınız var. Duygu sendeyim. Fırın. Fırın var mıdır en popüler 6 cevap arasında? Senindir Duygu. Teşekkür ederim. Bu arada ben 10 bin lirayı kazanırsanız ne yapacaksınız sormadım. Tabii ki derneğe başlayacağız. Tabii ki benimki de. I was a silly question really. I was really unbelievable. Gerçekten 1 lira da herhalde, değil mi? Evet. Çok güzel. Ay ne güzel, yeri belli oldu. Tencere, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, kavanoz. Kapağı olan bir ev eşyasında tek bir cevap var kaldı. Ebru'cum onu açtırırsan etap sizin. Çöp kovası. Çöp kovası açılırsa çilekler alır bu etabı. İkinci çarpı geldi. Kümelenin mancarlar ve Betül sendeyim. Bulaşık makinesi diyeceğim. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesinden tabii ki feyiz aldım. Bulaşık makinesi, evet, açılırsa hakikaten alırlar çilekler bu etabı. Siz ne bulmuştunuz mancarlar? Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. Mancarlar, size bir teklifim var. Evet. Çekilelim bir. Gidelim. Çekilelim mi? Yok yok, hayır. Aman onun eğlencesi nerede kalır ya? Çekilin, o öyle şey olur mu? Daha bunun eğlencesini çıkartmamız lazım. Evet. Grup adınızı ben mancarlar yerine madaralar yapacağım. Kalın gözler mi? Ya yanlış anlasın. Matara. Ha mataralar. Matara, hani su içtiğimiz matara. Doğru doğru, doğru. Olabilir. Futbol 90 dakika. Daha ilk kere oynuyor. Sen onu karşı tarafa kopyaları verirken düşünecektin.
Bilmiyorum yani Okan, Kaan, Efe, Suat ne akşam diyor bu akşam yine eve gideceğiz. Mecbur ben. Bilardo'yu nasıl anlattı ben onu merak ediyorum. El işaretiyle mi? Yok yok, Suat anlatmamış. Oradan ona bir şey yapmaya çalıştı da Ebru'nun cevabı aslında şey. Öyle. Çok güzel, bir dakika. Wow, 201 puan mancarlar. Bravo, 0 puan ama dediği gibi Kenan'ın da maç 90 dakikadır. Değil mi? Güzel. Hala çok. Efendim şöyle ki o 90 dakikaya belki bırakmayabiliriz bile Kenan. Çünkü 150 puanım var. Bir an önce dağıtmak isterim. Bak 201 puandalar. 150 puanın hepsini siz alsanız, anladın mı? Aradaki farkı şlak kapattın. O iş bizde. Kenan ve Duygu geliyor. On puanlık sorunuz geliyor. İstanbul haricinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir şehir söyleyeyim. Duygu. Akkol. Şehit, İzmit. İzmit var mı? Kenan, sert bastın ama cevap şimdi sıra sana geldi. İstanbul haricinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir şehir söyleyin. Çanakkale. Çanakkale midir? Neresidir? Efe? Yalova, Bursa. Bursa. Bakalım neresi? Tekirdağ, buradan selamlar olsun. Görüşürüz, 10 puan bende kaldı Kenan. Okan ve Ebru Bey geliyor. Şöyle söyleyeyim, sorular birbiriyle bağlantılı. 20 puanlık sorunuz geliyor. İzmir haricinde Ege Denizi'ne kıyısı olan bir şehir söyleyin. Okan. Muğla. Muğla. Bravo. Ve 20 puan sizindir. Bu arada rica ediyorum, evet, izleyicilerimizden, bütün stüdyodan Okan'a kocaman bir alkış. Çünkü 20 puanı Okan sayesinde aldılar. Kaç saat oldu? Başlayalım. Bravo Okan. Bravo. 30 puan için Betül ve Kaan geliyor. ...30 puanlık sorunuz geliyor. Antalya haricinde Akdeniz'e kıyısı olan... Kaan. Hatay. Hatay. Hatay'dan efendim Tuğçe var, bizim Bünyamin'in eşi. Bütün ailesine Hatay'a selam yolluyorum. Görüşürüz, 30 puan gitti Kaan'a. Puanlar bize geldikçe siz de üzülüyorsunuz ama. Efendim Kenan? Puanlar bize geldikçe siz de üzülüyorsunuz. Ben mi? Yok asla. Manca, aa inanılır mı? 50 puan mı? Hangi ara 50 puan oldu? Aa. Evet, Kaan hızlı davran. Okan da. Okan, bravo Okan. Suna ve Efe geliyor. Sorunuz geliyor. Trabzon haricinde Karadeniz'e kıyısı olan bir... Zonguldak. Zonguldak. Görüşürüz. Gel gel. Bir daha yap. Şey, Suat rica etsem huzuruna. Evet. Sen de söyle bacım. Alaplı'nın üstünden Alaplı'nın üstünden Böyle bir çıktığım her yerde oynatıyorlar çünkü. Çıktığım her yerde oynatıyorlar çünkü. Tikli misin? Hayır. Çıktığım her yerde oynatıyorlar çünkü. He, ben de tiklisin anladım. Çıktığın her yerde oynatıyorlar. Evet. Evet, geçen tiyatro yaptık, orada da oynadık. Nasıl tiyatro yaptınız derken? Bu ekip komple tiyatro yaptık. Ya siz eğlenceli misiniz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Siz neredeydiniz? Bu zamana kadar neredeydin? Neredeydiniz? Niye gelmediniz daha önce? Evet, doğru. Tiyatro oyunu falan mı yapıyorlar? Evet, evet. Hep beraber yapıyoruz. Kim yazıyor, kim yönetiyor, ne yapıyorsunuz? Orası. Hepimiz, hep derneğin adına. Evet. Evet. Ya siz 10 numara kadınlarsınız ve kadının gücü yine. Bir şey söyleyeceğim.
Bu Efe'yi bana verseniz de örünç verin. Bir hafta, iki hafta. Düşünün. Sen rap'le karışık bir şey yaptın. Rap hazır mısın? Yok, değilim. Yok. Kaptan. Tamam, birazdan hazır olacaksın, git yerine. 40 puan da kaptın. İnanamıyorum ve Efe sayesinde 40 puan daha aldılar. 90'a ulaştınız. Wow. Ebru ve Suat geliyor. ...50 puanlık sorumuz geliyor. Hiçbir denize kıyısı olmayan bir şey söyleyeyim. Suat. Hakkari. Hakkari. Var mıdır? Hakkari demişken Yılmaz Erdoğan'a buradan selamlarımızı yollayalım. Ebru'cuğum. Diyarbakır. Diyarbakır var mı? Ha, nere? Ankara. Sivas. Ankara. 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 Ha, bir daha söyle. Ankara. Bakalım Ankara mı? Fikri'ye Ankara'ya damat verdim. Senin, Fikri, sen öyle oluyorsun değil mi? Ankara'ya damat gittin. O sadece gelinler mi, için mi geçerli? Mesela sen nereye gelin gittin? Alaplı'ya. Bir şey mi? Ebru'da şey havası yok mu? Aslında mesela... Ya da böyle dublaj yapıyorlarmış. Aslında mesela Amerikan artist böyle, actress falan Poker böyle face. Türkçe dublaj değil mi? Harika. Alaplı ya. Başka seslendirmiş, çok güzel. Aa, 50 puan bende kaldı, inanılır gibi. Aa. Görüşürüz Ebru, görüşürüz Suat. 150 puanım vardı. Galiba çileklere hiç puan gitti. Ve mancallara 90 puan. Ya mancarların coğrafyası çok iyi ya da çileklere avans ver. Avanslar var, bir şey oldu. Avans verdiler, bir şey oldu yani. Coğrafya. Ha, ne oldu? Coğrafya. Efe'nin rahatlığına bak. Efe, Efe'nin duruşa bak. Anladın mı? Hani bütün etapları bitirmiş, şunları al kazanmışlar falan. Haklı durur. Tabii tabii böyle. Ben 40 puanımı aldım arkadaş. Geri çekilirim yani. Hiç sıkıntı yok. Ay çok bayıldım ya Zonguldak. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Aa, nereye geldik ya? Ha, bir an dedim, bir an ödüm koptu biliyor musun? Bir şeye, duble puana doğru gidiyoruz diye. Efendim, Betül ve Kaan geliyor. Müzikle aran nasıl? İyi. Ne yapıyorsun? Bir şey dinliyorum. Ha, dinleyici, iyi bir dinleyici. Sen? Ben de dinliyorum. Çok güzel. 100 evet. Kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Bir enstrüman olsaydınız hangisi olurdunuz? Kaan. Klarnet. Bir şey fırladı. Bir şey fırladı. Korktuğu başına geldi. Tırnağın uçtu değil mi? Dedim size. Bakayım. O neydi kız? Ay. Bir tatlı. Şöyle bir göster ben bakayım. Bunu. Şöyle, yok, Deniz'e şöyle göster. Şöyle göster. Avucunun içine göster. Ha, şöyle göster. O neydi kız? Bir şey söyleyeceğim. Bu akşam şey evde bak. Haller yarışmada bir ilk. Dur şimdi. Erkek tarafından kız tarafına bir adet. Bir şey söyleyeyim. Korkuyor gerçekten muydun bundan? Ne oldu biliyor musunuz? Yukarıda dedim ki tırnaklarımı bu kadar taktım ama dedim. Basarken Osman Hanım gözüne fırlamasa dedim. Neyse gözünüze gelmedi. İyi bak. Ay evet. Yakında şeyle çıksam ya buraya, şey iş güvenliği değil mi? Kasma falan böyle gözlükle çıkıyormuşum. Hayır, şey bizi yapıştırsın. Yapıştır. Neyse şey yapmıyorum, çaktırmıyorum. Evrene yanlış mesaj gönderdim galiba. Ha, sen gözüme girmesini tercih ederdin. Hayır, hiç çıkmamasını tercih ederdim. Ben bir enstrüman olsaydınız hangisi olurdunuz Kaan? Evet, klarnet. Klari? Klarnet. Ha, klarnet. Ha. Ay kim çalsın ister seni? Hüsnü Şenlendirici çalsa fena olmaz. Hüsnü Şenlendirici çalsa çok güzel olur. Serkan Çağrı da çok güzel. Oo, çok iyi çalar. Ondan sonra tabii biliyorsun babaları var. Mustafa Kanlıralı var. Onu bildin mi? Yok, bilemedim. Tamam neyse bu şey yapmadım tamam. Sen. Bildim de. Aa evet, çok iyidir. Bakalım klarnet var mı?
Lanet var, en popüler diyor. Betül'cüm, bir enstrüman olsaydınız hangisi olurdunuz? En popüleri gitardır diye düşünüyorum. Sen gitar mı olmak isterdin? Ne olmak istediğini söylemeyi de, gitar olmak ister miydin? İstemezdim. Ben saz daha çok. Ağır. Tamam, anladım. Çok güzel. Söyleme, söyle. Gitar var mı gitar? Ha, kopya olur ya, evet, bir daha da kullanamazsın o yüzden. Gitar en popüler beş. Görüşürüz. Neyse ki sizde kaldı. Evet. Şimdi çünkü orada saz deselerdi çarpı vermek zorunda kalacaktım. Üzülürdüm. Kaan peki mesela klarnette hangi şarkıyı çalsın isterdin? Klarnetten mi? Şimdi aklıma da gelmiyor şimdi söyleyince. Gelmedi aklıma. Okay, gelmedi. Ha? Gelmedi. Gelmedi. Efe sen değil. Piyano. Sen piyano mu olmak isterdin? Ben. Kim çalsın istesin seni? İstesin seni. Fazla Say. Fazla wow. Say. Bakalım piyano var mı? Piyano. Suat, galiba senden gelecek cevabı tahmin etmekte zorlanmayacağım. Zorlanacaksınız. Ay. Biraz daha romantik. He? Keman. Keman, değil mi? Ay, keman kim çalsın isterdin? O konuda bir şey diyemiyorum ama güzel melodiler var. Var, abitüözler var tabii ki. Keman çok güzel ya. Ay, benim şeyler çalsın isterdim. Benimkilerin hepsi çalsın isterdim ya. Keman çok güzel. Var mı keman? Kenan sendeyim. Wow, çok iyisiniz biliyor musunuz? Hiç çarpınız yok. İki tane açılmamış cevap var. Onları açtırırsanız etap sizin. Hadi bakalım. Saz. Bravo, saz. Sazı, bağlama. Bağlama. Bizim enstrümanımız. Kim çalsın isterdi? Ben bilseydim ben çalmak isterdim. Aa, güzel. Ama bilmediğin için mesela kim çalsın isterdin? Neşet Ertaş. Neşet Ertaş. Aa. Neşet Ertaş, nur içinde yatsın. Ben mesela Orhan Gencebay çalsın isterdim. Orhan Baba. Arif Sağ çalsın isterdim. Evet. Vay be, çok güzel. Evet, saz var mı bakalım? Bağlama var, en popülerim. Abi seninle çok güzel bir ekip oluruz ha Suat. Olabiliriz. Sen zurnayı çalarsın, ben bağlamayı ağzımla yaparım, mükemmel. Bak yap mesela. Elektro gitar oldu fark ama bu. Elektro bağlama yaptın, farkında mısın? Ha bravo, senin kulak çok iyi, sen şarkı falan söylüyorsun belli. Söylüyor musun? Kendi içimizde. Yo bayağı güzel söylüyorsun. Elektro bağlama yaptım ya, kusura bakma. Düğünlerin aranan ismi ekibi Suat ve Asuman. Kaptaşın altı. Bir tane açılmamış cevap var. Okan onu açtırırsan. Çarpı aldın mı tamam mı bu defa? Tamam. Batarya. Oo, batarya. Açılırsa mancarları alır bu etabı. Kaan. Efendim. Darbuka. Darbuka. Güzel. Darbuka. Ay, darbuka olsa kim çalsın isterdin senin? Evet, ismi aklıma gelmedi. O reklamda da vardı, böyle arabaya vuruyor falan. Unuttum. Balık ayağı. Bilal Göregen. Hayır. Bilal Göregen. Erkek. He şey, benim geçen sordum yine, unuttum Bilal adını Göregen. Abinin. Bıyıklı abi. Evet. Burhan. Evet. Burhan. Burhan Öçal. Ha, ben mesela beni Akatay kardeşler. Mehmet Akatay çalsın isterdim. Aa, ne yaptım ben ya? Ben niye ki? İçinden bir sürü enstrüman çıktı, fark ettim mi şu an? Bastırılmış enstrüman. Diye bir şey yaptım da. Mehmet Akatay beni çalsın çok isterdim mesela. Akatay kardeşler var biliyorsunuz. Arkadaş, darbuka. Bakalım var mı? Darbuka. İkinci şarkı geldi. Fırsat ayağınıza geldi. Kümele'nin... Ay Efe sende ya. Kemençe. 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 Kemençe varsa mancarları alır bu etabı. Kemençe de yokmuş. Oğlum çok güzel. Kemençe de çok iyidir. Çilekler. Evet. Bir enstrüman olsaydınız hangisi olurdunuz? Buldunuz mu? Bulamadıysanız devam edin. Buldum. Buldunuz. Harika. Ebru? Davul.
Davul. Suna. Davul. Betül. Davul. Ebru. Davul. Duygu. Ekip arkadaşlarımla birlikte davul diyoruz. Davul diyorsunuz. Davul açılırsa çilekler bu etabı alır. Zurnacımız. O kadar zurna dedin ya. Hay klarnet çıkmıştı. Ben tekrardan zurna diyebileceklerini tahmin etmedim. Niye olabilir? Zurna ayrı, klarnet ayrı. Vur davula vur. Çok güzel davul çıktı. Ama bir şey soracağım. Bu arada siz 10 bin lirayı, yani sonuçta ailesiniz. 10 bin lirayı kazanırsanız derneğe tabii, tabii, değil tabii, mi? Tabii. Harika. O zaman demek ki efendim bu akşam kim kazanırsa kazansın. Evet. Yani tabii 10 bin lirayı kazanacaklar mı belli değil. Ama bu akşam finalde kim yarışırsa yarışsın. Amaç, ya tek bir amacımız var. O da 10 numara bir amaç. Evet. Çok güzel. Efendim, wow, ne yaptınız siz çilekler? 289 puan ne demek ya? Bayağı güzel puan. Mancallarda 90 puanda. Sizin bir ortanız yok değil mi? Bir sıfır bile gidiyorsunuz iki etap. Sonra 90'ı alıyorlar, öyle de bir iki etap gidiyorlar. Dur bakalım. Sonradan ama birden atağa geçecekler. Bu gidişte sonradan doğru. Sen mesela Kenan futbolcu olsan, sen burada şu anda hangi futbolcusun? Ben Tanju Çolak. Vay, Tanju! Tanju abimiz, buradan selamlar, sevgiler. Çok severiz kendisini, Tanju Çolak. Sen Okan kim olurdun? Pek aram yoktu futbolla benim. Gerçekten mi? Evet. Takım yani izlemem bile. Galatasaray diyorum. Galatasaray diyorum. Kaan? Benim de hiç aram yok. Ama bir futbolcu olsanız kim olurdunuz? Mesela şey, en son şeyde kaldım ben de, Fenerbahçeliyim. Rüştü'de kaldım örneğin. Rüştü olabilirdi. Bir şey söyleyeyim, siz kaç yıldır izlemiyorsunuz? Ben anlamadım. Kenan hadi bırakmış epey birkaç yıl önce, kaç, hadi 30 yıl önce, yok şey, şaka şaka yaptım Tanju. Rüştü ne zaman bıraktı ya? Evet, çok oldu. 90'larda bıraktı herhalde en son. Yok canım, 90'larda da değil bırakmadı da. Öyle mi? 2000 küsürlerde bıraktı. Efe sen kim olurdun? Messi. Sabri. Sabri olurdum ben. Wow. Hangi Sabri? Bizim Galatasaray'daki Sabri. Uçan Sabri mi? Ha, Sabri. Çok tatlıdır ya. Sabri, öperim. Sen Suat? Sergen. Beşiktaş. He, Sergen, Sergen'cim. Sergen'cim de evet. Çok, bizim biliyorsunuz aynı şey, jenerasyon. Yo yo, şaka yaptım, onlar benden büyük. Benden büyükler, Sergenler falan benden büyük canım, ben nerede? Evet. Efendim, ay dördüncü etaba geldik. Suna ve Efe geliyor. Bak bu soru, hepiniz hakimsiniz. Hızlı davranan sırayı kapar. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Tahin Pekmez gibi... Suna. Sen hep basıyorsun. Soruyu da beklemiyor. İkili diyeceksiniz. Onu ben bilmem. Demişim zaman. Zamanında demişim. 5, 4, 3, 2, 1... Efe, Tayin Pekmez gibi yiyip içebileceğimiz bir ikili söyleyin. Bir tane ataydın bari bastın. Ketçap mayonez. Ketçap mayonez var mı? Oo, Ebru. Sen deyim. Tayin Pekmez gibi yiyip içebileceğimiz bir ikili söyleyin. 5, 4, 3. Kakaolu süt. Kakaolu süt var mı? Suat. Bal kaymak. Bal kaymak. Ay kaymak bir de Afyon'dan olursa. Efe, senin rap ne oldu? Yalan oldu o ya. Yalan mı oldu? Yalan olmaz, sen rahat ol. Kenan, sen deyin. Sucuk ekmek. Sucuk ekmek var mı? İlk çarpı geldi. Okan. Tereyağı reçel. Tereyağı reçel. Güzel ikili. Neden olmaz?
Bikini çarpıda geldi. Kümelerin çilekler. Evet. Kaan sakin sakin. Tahin pekmez gibi yiyip içebileceğimiz bir ikili söyleyin. Evet. Bal kaymak. Belli ki Okan tereyağı reçel seviyor. Evet. Ama daha böyle klasik bildiğimiz. Evet. Çay simit. Misal. Çay simit var mı? Bravo. En popüleri çay simit. Sonrasında bal ve kaymak var. O arada Efe düşüne dursun. Efendim Alper'in kayıptır. Bulanlar, görenler, bir haber alanlar. Aylar yarışıyor stüdyosuna. Başvursun. Baktınız biz ulaşamıyorsunuz. Müge'ye gidin. Alper Hanım. Efe hazır mısın? Evet. Döner ayran. Döner ayran. Öyle bir ikili midir o? Bilmiyorum. Evet. Öyle mi? Evet. Fikri de böyle. Döner ayranı aldım. Döner ayran bak mı görelim? Wow! Bravo Efe. Efe rapini hazırla. Efe Efe beni bir dinlesene. Bende var. Bana karşılık vereceksin. Okey? Evet. Tamam. Bekle. Hadi. Efe, Efe beni bir dinlesene. Sana söyleyeceklerim var. Bir not etsene. Bu arada benim adım Asuman. Sözümü dinlemezsin. Yaparım sana pansuman. Şimdi cevap vermen lazım. Atışma gibi bu yani. Tamam. Aşıkların atışması gibi değil bu. Rap atışması. İstersen bir daha yapayım. Dur. Geliyor aklıma. Efe, Efe beni bir dinlesene. Sana söyleyeceklerim var. Bir not etsene. Bu arada benim adım Asuman. Sözümü dinlemezsen yaparım sana pansuman. Ah, çok iyi oldu. Evet Efe. Evet. Olmuyor, yok gelmiyor ya. Olur ya. Zurna sesiyle yapalım mı? Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yapıyor. Kesin evde yapıyor değil mi? Evet, sürekli yapıyor. E söylesene. Evet. Tam bakmıyoruz biz. Tamam. Kelimeyle barıştı. Bakmıyorum ben. Hadi gir. Yo, yo. Şu. Asuman Hanım beni bir dinlesenize. Aileler yarışıyor burada izlesenize. Keyfim sanki şahane. Bilmem bal petek sanki burada her şey ikili şahane. Karşıda çilekler burada mancallar. Sanki şeklim biraz da havada. Gibi böyle bir şey. Çok güzelmiş ha. Bir daha söyle. Bir daha şeyi söyle. Sözleri bir daha söyle. Unuttum. Ha spontan geliyor evet. Değil mi? Evet. Ha bendeki gibi. Unuttum der ya. Çok, çok iyiymiş. Mancarlar sizdeyim. 3 tane çınlamış cevabınız var. 2 tane çarpınız var. Suat 3. çarpıyı aldırır mısın yoksa doğru cevabı açtırır mısın? Sendeyim sorumuz şu. Tayin pekmez gibi yiyip içebileceğimiz bir ikili söyleyin. Günden beri yediğim yoğurt, şekerli yoğurt ve ballı yoğurt. Ay şekerli yoğurdu aldım. Onu evet eskiden biz benim ablamlar falan da yaparmış, biz değil de. O bilinen bir ikili de şu anda bilmiyorum aktüel bir ikili mi. Mesela orada çok tatlı, çocuklar kimin? Çocuklar var orada kim? Sunan Hanım. Hanım. Benim çocuklarım. Çocuklar var kimin? Benim. Sunan çocukları Hanım. Kimse niye sahiplenmedi şu an? Benim dedim. Çocuklar var burada diyorum. Kimi? Suat böyle yapıyor. Suna Hanım'ın. İkisi de senin mi? İkisi de benim. Ha güzel. Gel gel delikanlı. Gel gel. Sen gel sen gel. Vay be aslan. Ronaldo gibi koştun bana be. Mikrofonu al böyle. Evet yüksel çok güzel. Sen kimin oğlusun? Suna. Suna'nın. Bir şey söyleyeceğim. Yoğurt şeker ikilisini biliyor musun? Hayır. Tabii işte biz aynı nesil olduğumuz için. Tamam ama vardı o eskiden biliyorum. Suat şöyle dedi. Yoğurt şeker var mı bakalım? Yokmuş. Siz kümelendiniz değil mi? Bravo çok iyisiniz. Ebru sen deyim. Kuru fasulye pilav. Wow Suna. Kuru fasulye pilav. Betül. Kuru fasulye pilav. Ebru. Kuru fasulye pilav. Tabii ki kuru fasulye pilav. Kuru fasulye pilav tabii ki dedi. Peki aldım o cevabı. Senin bildiğin ikili ne var Ayaz? Böyle ikili anladın mı? Şey gibi yani. Hani bal kaymak, çay simit. Sen ne yersin hani böyle? Tavuk döner.
Çok mantıklı. Tavuk döner. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Büyüyünce ne olacaksın? Futbolcu. Kim gibi olmak istiyorsun? Yani idolün kim? Örnek aldığın futbolcu kim? Ronaldo. Sen var ya. Gittin en tepe. Bravo. İnşallah. İnşallah. Ama okulunda okuyacaksın değil mi? O işi evet. Tabii okulda okuyacaksın. Sonra bir meslek. Hem futbol ikisini aynı anda yapacaksın değil mi? Öyle mi yoksa komple futbolcu mu olacaksın? Komple futbolcu. Tamam güzel. Güzel bir hedef koymuş. Ronaldo'yu adam hedef olarak Ronaldo'yu koymuş. Teşekkür ederim Ayaz. Görüşürüz, kendine iyi bak. Bir sorayım dedim şimdi. Yeni nesilde yoğurt, şeker var mı diye. Çilekler doğru cevabı açtırırsa otomatikman onlarla finalde yarışacağız. Evet. Açtıramazlarsa devam edeceğiz. Kuru fasulye pilav var mı? Finaldeyiz. Gördüğünüz gibi açılmış iki tane cevabımız var. Başka ne var ikili? Aa, el sallıkları. Kocalarına, kardeşlerine bayağı güle güle, güle güle size, güle güle, güle güle, güle güle, güle güle, güle. Başka ne ikili var? Zeytin peynir. Zeytin, zeytin peynir. Biz simit peynir mi acaba dedim ama bilemedim. Çaysın. Bakalım en popüler. Aa, beş zeytin tane var. Sucuk yumurta. Ay Fikri. Çıkışta şey var mı? Altı yumurta kırarız. En popüler üçü görelim. Köfte, patates. Köfte, patates. Efendim. Ah, sizi şimdilik alkışlarla uğurluyorum. Birazdan yine görüşürüz. Çünkü bu akşam çileklerle finaldeyiz. Çileklerle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Ben ve Ebru'yla yarışıyorum. Ebru ve Duygu. Duygu. İlk kiminle yarışıyorum? İlk benimle yarışıyorsunuz. Ebru, senin müzik odasını alacağım. Duygu, senin de final için yerine. Duygu, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas'taki süremiz kalsın. Hazır mısın? Hazırım. Vücudumuzda hem sağda hem solda bulunan bir organ söyleyin. Akciğer. Bir İtalyan futbol takımı söyleyin. Pas. Kulübesi olan bir şey söyleyin. Köpek kulübesi. Sürücüye tutunabileceğiniz bir ulaşım aracı söyleyin. Pas. Kadın sporcuların daha başarılı olduğu bir spor dalı söyleyin. Voleybol. Bir İtalyan futbol takımı söyleyin. Pas. Sürücüye tutunabileceğiniz bir ulaşım aracı söyleyin. Otobüs. Süren doldu. Otobüsü aldım. Otobüsü aldım. Alkışlarla seni yerine alayım Duygu. Final için Ebru geliyor. Bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Hazırım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas'taki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce Duygu aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Hazırım. Vücudumuzda hem sağda hem solda bulunan bir organ söyleyin. Göğüs. Bir İtalyan futbol takımı söyleyin. Milano. Kulübesi olan bir şey söyleyin. Kümes. Sürücüye tutunabileceğiniz bir ulaşım aracı söyleyin. Otobüs. Değiştir. Vapur. Kadın sporcuların daha başarılı olduğu bir spor dalı söyleyin. Yüzme. Güzel. Alkışlar hiç durmasın. Duygu, seni de yanına alayım. Ebru'nun. Ebru ve Duygu 10 bin lira. Bu arada 10 bin lirayı kazanırsanız ne yapacaktınız? Tekrar bir hatırlatır mısınız? Derneğimize bağışlayacağız tabii ki de. Derneğinize gidecek. Evet. Derneğin adını bir daha. Alaplı Türk Anneler Derneği. Derneği. Çok güzel. Bakalım 10 bin liraya giden o yolda bu iki tatlı kadın neler yapmışlar?
Vücudumuzda hem sağda hem solda bulunan bir organ söyleyin dedim. Duygu akciğer dedin. Akciğer size kaç puan kazandırır? 'Ebru sen göğüs dedin. Göğüs. Siz çileklere kaç puanlar getirir? Buranın en popüler cevabı gözdü. Evet. Bir İtalyan futbol takımı söyleyin dedim. Duygu, maalesef senden cevap alamadım. Aynı soruya cevap olarak Ebru sen Milano dedin. Milano, sanırım sen Milan demek istedin. Evet. Biz de onu öyle aldık. Milan size kaç puan kazandırır? Cevabı Milan'mış. Kulübesi olan bir şey söyleyin dedim. Duygu sen köpek dedin. Köpek size kaç puan kazandırır? Cevap olarak Ebru sen kümes dedin. Kümes size kaç puan getirir? Bir ulaşım aracı söyleyin dedim. Duygu sen otobüs dedin. Otobüs size kaç puan kazandırır? Sürücüye tutunabileceğiniz bir ulaşım aracı söyleyin de Ebru sen vapur dedin. Vapur 118 puanınızın üstüne kaç puan daha kazandırır? Buranın en popüler cevabı motosikletti. Ya. Kadın sporcuların daha başarılı olduğu bir spor dalı söyleyin dedim. Ebru sen yüzme dedin. Yüzme sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Duygu, senin de cevabın voleyboldu. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için 58 puana ihtiyacınız var. Voleybol buranın en popüler cevabı. Ama size ihtiyacınız olan 58 puanı getirir mi? Daha da önemlisi bu akşam buradan çilekleri 10 bin lirayla uğurlayabilecek miyiz? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Oh.
abiydi ama maalesef 10 bin lira için yeterli olmadı. Böyle alayım sizi, sizi de şöyle alayım. Efendim eşleriniz, kuzenleriniz, Efe gelin şöyle alayım sizi hep beraber. Bir de otomatikman tabii Büyük Ödül Derneği'ne gidecekti. Orada bir şu anda üzüntü oldu. 1000 lira var, orada sizde gelmişti değil mi Duygu? Evet. Ama şu iki kadını bir alkışlamayalım mı ya? Güzel, güzel yarıştılar. Ebru, hiç çaktırmıyor ama müthiş heyecanlıydın burada değil mi? Çok değildim aslında. Ha değil miydi? Aa dur hemen eşine, dur pardon eş, senin... Abim var. Abi nerede? Buradayım, buradayım. Ha, ay hep... Normalde böyle mi? Burada sanki heyecanlıydı gibi geldi. Biraz heyecanlıydı, değil mi? Normalde bir... daha ataktır. Daha atak. Yo ataktı yine. Ama burada tabii süreyle yarıştınız. Zonguldak iyi ki geldiniz. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ay çıkın çıkın gelin. Şey ne yapmıştık biz ya? Neydi? Kaptaş. Kaptaş. Ha biz hep kapkaş yapmış. Kaptaş. Bayıldım. Bundan sonra ilk işim ezberliyorum. Kaptaş yapıyorum burada. İyi ki geldiniz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Efendim yepyeni bir aileler yarışır da yeniden görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.